TT oldun. İnanamıyorum. Tamam. Bu iş tamam. Sırada çocuklar. Onları eve nasıl geri getirmeyi düşünüyorsun? Ben düşünmüyorum. Biraz özgürlüğün tadını çıkarmak istiyorum ki bence onlar da tadını çıkarsınlar. Peki, sana eşlik edebilir miyim? Kabul etme, sen de sen artık bir kahramansın. Seni tanımasam Leyla ile flörtleştiğini düşüneceğim. Wow, saçmalıyorsun. Saçmalamıyorum. Seni çok iyi tanıyorum. Beni reddediyorsun. Neymiş? İlişkimiz bozulmasın, profesyonellik. Peki çocukların bakıcısıyla flörtleşmen doğru mu sence? Ben de seni tanımıyor olsam Leyla'yı kıskandığını düşünürdüm. Yok artık. Pardon, bakıcı. Bence de yok artık. O yüzden konuyu daha fazla uzatmasak. Leyla! Ya sen neredesin? Adam elden gidiyor, çabuk gel. Ya, ya Opa abi ben nasıl geleyim ya? Çocuklar burada, çocukları bırakamam zaten. Umut delirmiş durumda. Yani yok gelemem, benim burada kalmam lazım. Ya sana ne çocuklardan, sana ne? Dadı mısın sen? Dadıyım yani ben, hatırlatayım. Ya adamı hasta etme ya Leyla. Bir de geçiyor ya. Ulan birisine ulaşmak için 6 kişi var aramızda dedik. Şu anda ateş aramızda neredeyse 300 kişi oldu ya. Ülkedeki bütün beyaz Türkler hepsi burada. Bostonlu parti midir nedir? Ben şimdi sana fiyakalı bir şeyler yollayacağım Meryem. İyi tamam. Tamam ben o zaman bir bahane bir şey uydurayım. Geleceğim tamam. Bir kapattım. Ellere gitmesin, aile içinde kalsın. Hadi biraz dayanışma ya. Ne diyorsun? Doğru diyorsun. Hadi onu oraya gidiyorsun, tamam mı? Tamam. İyi, tamam. Haydi, tamam. Haydi. Oraya boş bırakma. Tamam. Hadi, hadi. Hadi. İşte. Evet. Ya gerçekten. Çok pardon. Ay. Aa. İnanmıyorum. Geldin. Bunu kaçırmayacağımı biliyordun değil mi? Ay iyi ki geldin. Kesinlikle.
bitmiştir Aydos. Bak ama içinde de bir şey yok. Tamam mı, bırak orayı, yarın tamire götürürüz. Bir saniye. Leyla. Leyla. Aa. Hayırdır? Berit'in ayıcığını unutmuşuz da onu almaya gideceğim. Biliyorsunuz Berit ayıcı olmadan asla uyuyamaz. Değil mi Berit'ciğim? Bir oyuncak almak için fazla şık değil misin sen? Bu benim her zamanki halim Ulgaz'cığım. Ben takı severim ya. Her zamanki halim. Ama çok gecikmeyeceğim. Hemen alıp geleceğim, merak etmeyin. Çok iyi olur, lütfen. Leyla, istersen birlikte de gidebiliriz arabayla hemen. Gider geliriz. Gerek yok ya. Ben hemen alır gelirim. Pembe kuş alıp hemen geliyorum, tamam mı? Tamam. Bekliyoruz. Çocuklar ve sen. Aha. Zaten duyduğumda inanamamıştım. Neyse ki erken kurtulmuşsun. Babanızın bana atmış olduğu son kazıksınız. Al sana Ateş abi. Gördün mü ne mal olduğunu? Hey hey! Laflarına dikkat et. Babamın sevgisini sen gerçekten hak etmemişsin. Bana bak, haddini aşma. Tamam mı? Yoksa hiç duymak istemeyeceğin şeyler söylerim sana. İnan defol desen şu an daha iyi olurdu. O zaman defol. Ben bize biraz bir şeyler alayım. Hemen geldim. Sende var mı bir şeyler? Beni biliyorsun. Hemen geldim. Leyla. Ateş. Ne yapıyorsun burada bu halde? Berit'in oyuncağını almaya geldim. Bu halde? Evet. Kötü mü olmuş? Yok. Bayağı güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Aa! Çok pardon. Ne haber? Ay pardon ya. O kimdi? Ha? O. Bakıcı. 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 Aha. Bakıcı. Yani çocukların bakıcısı. Çocuklarla ilgili bir sorun yoktu mu? Ha, yok. 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 Geleceğim ben. Ateş Bey. Ateş. Aha. Bir şey mi lazımdı? Yok. Sen oyuncak için gelmemiş miydin? Oyuncak? Hı-hı. Evet. Oyuncak için geldim. Sağ olsun Erdem de çok yardımcı oldu bana. Eren. Eren. Eren çok teşekkür ederim ya. Yani sen olmasaydın bu kalabalıkta ben asla... Ben olmasaydım bulamazdım muhtemelen. Çünkü maalesef yanlış anlama bu işte bayağı beceriksiz. Yani bakma işinde. Çocuklara bakması gerekirken aslında kendisi bir partide. Ateş de benim aksime çok beceriklidir. Özellikle çocuklara nasıl davranılması gerektiği konusunda... yani benim hayatımda gördüğüm en iyi abidir. Öyle. Çok. Ne oluyor ya? Sen niye geldin? Niye geldim? Partiyi ben veriyorum. Burası benim evim.
kendi mutfağımdayım. Sen merak ettim her şey yolunda mı diye. Her şey çok yolunda. Ha, ama sen Eren'i diyorsan... Yok hayır. Yani ben tamamen profesyonel bir yerden yaklaşıyorum. İşveren ve çalışan ilişkisi. Çok güzel, çok güzel. Çünkü ben de öyle düşündüm. Hatta dışarıda bir hanımefendi vardı. İstersen onu bekletme. Şeyma. Bilmem. Ya merak etme, Şeyma beni her zaman bekler. Biz ne yapıyoruz? Benim biraz karnım ağrıdı da. Ya sen ne zaman geldin? Ya ne yaptın adama? Ya ne yapacağız biz koskoca adama ya? İçkiyi biraz fazla kaçırmış. Videosunu çektim. Yarın paketleyeceğiz. Hasan da yok ortada. Her şey yolunda. Sen öyle san canım. Hasan içeride partide şu an. Ne? Evet. Karıcığım, bana bak. Ateş görmeden onu hemen alın yok edin, tamam mı? Tamam merak etme sen hadi. Tamam. Ama bak Onur, bayıltmak yok. Tamam mı? Ya eminim o işler bizde. Hadi tamam. Leyla. Tamam, haber ver bana. Tamam, vereceğim. Leyla'cığım hadi. Bir de şunu yok edin bak, biri görecek falan. Tamam Leyla, biz de merak etme. Hadi. Ve orada kala kaldık. Ve yani... Gergedan'ı gördüğümüzde bir şaşırdık, anlamadık. Ve bak bu üçüncü defa. Hanımefendi belki yani... bir içki alırdınız. İlk söylediğinde de duydum. Bir şey istemiyorum. Bizi yalnız bırakırsan sevinirim. Abi Meryem. Hasan gelmiş. Nasıl? Ya Hasan gelmiş. Abi sen söyledikçe şaşkınlığım azalmıyor. Nasıl gelmiş, nasıl? Gelmiş işte. Bir sorun mu var? Ne bileyim, buralarda dolaşıyor işte. Ay, ne yapıyor abi? Ya siz Leyla'yı gördünüz mü? Yani sana gelmişsin, mahvolmuşsun. Ne yapacağız? Ya siz iyi misiniz ya? Biz iyiyiz efendim. Bizler gayet iyiyiz. Görüyoruz ki sizler de çok iyisiniz. Evet, eğlenin. Güzel eğlenin. Tabii mesafelere, yakınlıklara birazcık dikkat edersek malum. İyi eğlenceler. Biz de eğleniyoruz tabii. Biz de çok eğleniyoruz. Çok. Geciktim ama aldım. Şimdi hemen Berit'i uyutacağım. Zahmet etme ya. Berit uyudu. Aydos? O da uyudu. Sen uyumamışsın, açsın galiba. İstersen sana bir şeyler hazırlayabilirim. Bu saatte. Sen gerçekten bakıcı olduğuna emin misin? Ilgaz'cığım, tepkini anlıyorum. Ama bugün sadece senin için değil, benim için de zor geçti. Nesi zordu mesela? Sen de mi gittiğin yerde istenmedin? Sen de mi kendi evinden kovuldun ya da anneni babanı mı kaybettin? Ha? Ya da her gece kardeşlerine annemizin ve babamızın bizi yukarıdan gördüğünü yalanını mı söylüyorsun? Söylesene. Çok merak ediyorum. Anlıyorum.
Şu anda canın yanıyor ve o yüzden herkesin canını yakmak istiyorsun. Ama bu söylediklerin sadece seni üzer Ilgaz. Ve inan, başkalarının canını acıtarak kendi yükünü hafifletemezsin. Ayrıca seni sandığından çok daha iyi anlıyorum. İyi geceler. Sen niye uyumadın bakayım? Masal okuyayım mı sana? Uyumamışsın. Demek ki masalı beklemişsin. Ama abini uyandırmak yok. Sessiz olacağız, tamam mı? Ama baba hakkında masal olabilir mi? Ben dinlerim de. Aa, küçük bey siz hala uyumadınız mı? Yalnız uyumaya alışmışım Leyla. Hani burası da bir tık kalabalık oldu. Uyuyamadım. Bir de hani burası bizim yeni evimiz olacak ya. Anlıyorum. Çok haklısın. Odanı ve evini özlüyorsun. Bence şöyle yapalım. Hadi atla gel. Atla. Kay bakalım. Abi de geliyor. Hadi atla bakalım. Gel. Kay 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 kay. Kay kay kay. Abi de gelsin. O zaman bu gece koy kafanı rahat et. Bu gece kitap okumak yok. Şöyle yapacağız. Şimdi herkes gözlerini kapatsın. Çünkü bu gece hayal kuruyoruz. Evet, kapandı gözler. Şimdi hayal edin. Evinizdesiniz. Herkes kendi odasında. Ve istediği her şeyi yapabilir.
peşinde telaşla anlıyorum seni. Kaybederken insan tamamen kendini bulur. Şimdi hangi yöne gidiyor bu gemi? Hangi savaştan kaçabildin ki? İçimde telaşla anlıyorum seni. Kaybederken insan